T-virüs sahibi olanlar Umbrella'nın ana tesisinden farklılık gösteriyor. Biz burada bu biyolojik silahın gerçek dünya uygulamalarıyla ilgileniyoruz ve onları oluşturuyoruz. Mesela T-virüs aşıları gibi. Ama diğerleri tamamıyla silahi açıdan bakıyorlar bu işe. Buradaki yaptığımız için bir kısmı tehlikeli olabilir. Bu yüzden iş yeri kurallarına bütün çalışanlarımızın uyması zorunludur. Onayı olmayan ziyaretçilerin istenmeden giriş yapması, işle alakalı materyal ya da verilerin onay olmadan çıkartılması ya da çöpe atılması, bunların sonucunda çok ağır disiplin soruşturmaları olacaktır. Dünyadaki en önemli çalışmalardan birinin içerisinde yer almak onur verici. Aklında bunu bulundur ve biz yeni ve devrimsel teknolojiler yaratırken kurallara uyduğundan emin ol. Başarıyla erişim sağladınız. Bakalım burada ne varmış. Flash disk. Her yerde kullanacağız bunu. Aşı üretiminde antijenlerin ve diğerinin ne demek olduğunu bilmiyorum bu rolü. Nathaniel Bart bu ölen adamın şef araştırmacının yazısıymış. En iyi efektif bir şekilde aşıyı oluşturmak için antijen ve adjuvantin ikisi de gerekli. Antijen bir çeşit bağışıklık sağlarken adjuvant ise karşılığındaki tepkileri arttırıyor. Ve bunların karşılıklı birer anti vücut oluşturmasını sağlıyor. Bu iki malzemeyi birleştirerek bir tane aşı oluşturabiliriz. Gerekli ekipmanlarla bu aşı, temel aşımızı birleştirirsek çok fazla sayıda yüksek oranda aşı üretebiliriz. Bundan daha da fazlası bu antibody yani anti vücut üretimi herhangi bir geleneksel malzemeden 1000 kat daha güçlü bir şekilde oluşuyor. Sadece efektif bir aşı yapmıyoruz. Elimizde şu anda var olan dünyadaki enfeksiyonları da ortadan kaldıracak bir formül bu. To begin vaccine synthesis,
Aşı sentezine başlanacak. Bunun için yeterli gerekli malzemeleri koyun. Sentezleme mi? Kendim mi yapmam gerekiyor? Tamam, bunu çözmem gerekiyor. Isaac Rave'in günlüğü. Ödenen ücret oldukça güzeldi, iyiydi. Yararları da iyiydi. En önemlisi benim çok önemli bir sanat eseri, bir tıp araştırmasına katkıda bulunacağımdı. Bir üniversite öğretmeni için hiçbir yerde İçlikte çalışmaya alışmış biri için altın değerinde bir fırsattı. Sanki piyangoyu çıkması gibi bir şey. Ben de kabul ettim. Biz de ailemle beraber bu Raccoon şehrine taşındık. Burada elbette acımasız ve barbarik deneyler yapıyordu ve bunlar da insan hayatını ele geçirmek isteyen, hayatını almak istenen projelerdi ve her şey boka sardı. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor, dünyanın. Ama her zaman gerekli cesaretle çalıştığımda Penny, Casey ve ben her zaman kaçtık. Umbrella bu şehrin sahibi. Bir adam var. Şirketin sırlarını dışarı çıkartmaya çalışan. Onu yakaladılar. Beta virüs sahibi olan bizim deneklerimize onu yedirdiler. Yedirdiler. Ben de her şeyi gördüm. Karımı ve kızımı bunun içine bulaştırmıştım. Ve işimi yapmam gerekiyordu. Her şey söylendiği gibi. Onların iyiliği için. Şunu söylemeliyim ki benim de bir vicdanım var ve ben dersimi aldım. Buradan gidebileceğimiz bir yer yok. Burası kapalı. Zaten sol bizim aşı üretim yerimiz. Peki, ne yapacaksak burada yapacağız. Görünen o. Ya burada çok güzel. Alıyoruz mermi ama şu an override complete.
Antijen örneği. Buna kesinlikle... Yetersiz güç. Ona güç veren bu olsa. Endişemi belirtirim. Doktor Frankl. Size kalp dolusu tebriklerimi göndermeme izin verin. Size ve sizin
iş arkadaşlarınıza Umbrella'daki Nemesis'i tamamladığınız için. İnanılmaz bir başarı yaptınız biyolojik silahlar araştırmasında. Treant'ın beynine yeni bir parazitik bir organizma yerleştirerek. Ben nasıl bu fikri düşünemedim? Ama eğer tıbbi açıdan bakacak olursak, Umbrella'nın poliçesinden hoşnut değilim. Virüsler kontrol edilebilir. Ve dünyada herhangi bir virüs için aşı üretilebilir. Doğru bir harcamayla. Ama bunu parazitler için söyleyebilir misin? Malaria için doktorlar aşı geliştirmeye çalıştılar. Plasmodium tarzı parazitler T-virüsten çok daha komplikedir. Belki de sizin ülkenizde insanlar frenleri olmayan otomobiller almak istiyorlardır. Ama Amerika'da daha iyisini biliyorlar. Ve tekrar söylüyorum. Sizin ekonomi üzerine bir diplomanız olduğunu hatırlıyor gibiyim. Eminim ki siz en iyi satış stratejisini yapmışsınızdır. Berlin'deki gelecek ayki forumda konuşmak için iki gözle bekliyorum. Bu arada bu sürede yeni tıbbi solüsyonlar geliştirmeye çalışacağım Nathaniel Bart. Demek o. Adjuvant örneği, antijenlerle beraber çalışarak bağışıklık geliştirir. Olmayan, onay olmayan
malzeme tespit edildi. Ya bir şey eksik. Aşı oluşturuluyor. Sentezleniyor. Sentezleme tamamlandı. Lütfen aşı kapsülünü çık. Yeni görev, yeni görev, tesisten kaç. Tanrı adına burası da neresi? A
Biz var. Burada neyimiz var? Nikolay yapma. Şehrin o aşıya ihtiyacı var. Benden daha fazla mı? Sana vermeye çalıştığım akıl işe yaramaya başlamış gibi. Biliyorum, yaşama bedel biçemezsin. Ama bu işin içinde ben para alırım. Hadi anlaşma yapalım. Sen oraya git, Nemesis'le savaş. Ben de hepsini kaydedeyim ve savaş verilerini satayım. Belki iyi bir şov yaparsan aşıya ihtiyacım olmaz. Anlaşıldı mı? İyi. Jill, sen misin? Carlos, iyi durumdasın. Senin için nereye saklandığını bulayım. İyi fikir. Dikkat et. Misafirle... Ortaya çık ve oyna, pislik. Jill, dayan. Daha fazlası geliyor. Dört numaranın ardında. Daha fazla gelen var. Üç numara. Kullanacak gene. Daha fazlası geliyor. Sağında. Ah!
Daha fazlası geliyor. Altı numara. Bu iş bende. Vinci kullan. Onunla yukarı gelebilirsin. Yaşıyor ya. Ha hayır. Hadi hadi. Jill geri dur. Şimdi bin şuna. Şerefsiz eriteceğim. Okay, I'll meet you up ahead. Seninle yukarıda buluşacağım. Nikolay, sen nereye gittin? O aşıya ihtiyacım var. İş bitti. Bana aşıyı ver seni açgözlü pislik. Ha hayır hayır. Sen para basıyorsun. Ben parayı seviyorum. Şimdi silahını bırak. Böyle mükemmel bir şey daha önce gördün mü? Bunun verileri milyonlar satar. Biliyorum, şehir patlamak üzere ama insan hayatına para biçemezsin. İyi şanslar. Nikolay neredesin be? Nikolay'ın hatırından git, aşıya o sahip oldu. Sana ne olacak? Zamanımız azalıyor, bu iş bende. Biliyorum yap. Bilmen için söylüyorum. Bu son kez yapacağım. Soğutma devrede. Lütfen güçleri yeniden verin. Güce ihtiyacı var.
İki güç kaynağı daha gerekli. Devam et, seni tekrar kıçına s- Bir tane daha. Tüm elektrik kaynakları çalıştırıldı. Seni nasıl yeneceğimi bilmediğimi mi zannediyorsun? Hadi bakalım. Hadi. Verdiğim ucunu al bir dahaki sefer. Good riddance. Aşıyı tekrar. O aşıyla Nikolay'ın kaçmasına izin veremem. Umarım Carlos onu durdurmuştur. Hala yakalayabilirim onu. Hayır olamaz. Beni durduramayacaksın. Sana bunu söz verdim, değil mi? Hayır. Az önce yaptığının ne olduğunun farkında mısın? Bilmiyorum, umursamıyorum. Müşterim bana umbrella'yı yere sermem için para ödedi. Evet, füzeler ateşlendi. Galiba benim de gitmem gerek. Görüşmek üzere Bayan Valentin. Şansın olduğunda beni dinlemediğin için üzgünüm. Jill, vur onu. Yap. Seni vururum dedi ama yap. Başka şansın yok. Sana dedim. Seni Carlos'suz bir dünyada bırakmam diye. Çok acımasız olurdu.
Onu ne yapacağız? Neden yaptın bunu? Her şey için bir fiyat damgası vardır. Dünyayı yakmanın bile. Kiminle çalışıyorsun? Eğer beni buradan götürürsen söylerim. Ne kadar istersen öderim. Sen bir aptalsın. Bir aptal. Eğer ölürsem asla gerçeği öğrenemezsin. Dedektiflik işini küçük görmem ben, yapabilirim. Azıcık dedektiflik içinden ne olacak? Daha doğru bir çeviri olurdu. Jill, iyi misin? İşte orada. Sonunda bitti. So long, RC. Görüşürüz. I felt empty. Raccoon şehri görüşürüz. O patlamayı izlerken tamamen boş hissettim. Bunların hepsi herkesi öldüren bir virüs tarafından olmamıştı. Açgözlülüktü bunun sebebi. İnsanlığın açgözlülüğü. Sonra orada karar verdim. Raccoon şehrinin kürleri Umbrella'nın da olacak. Hem de sonsuza dek.